Makamlar programından herkese sevgiler, selamlar. Sala Müzik'ten herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Şimdi bugün gene çok önemli bir konumuz var. Her gün önemli de bugün ayrı bir önemli konumuz var. Bizim 12 tane efendim böyle bir dörtlü beşlilerimizden oluşan makamları aslında iç içe geçiren böyle bir dörtlü beşli skalamız var. Hocam bunları bize anlatırsanız bunlar her şeyi daha kolaylaştıracak hafızamızda, zihnimizde. Kesinlikle. Söz sizin, buyurun hocam. Hani demiştik arel, majör ve minöre. Efendime söyleyeyim, koşut olarak 6 tane temel yapı söylemişti. Bunlar tamdı. 6 tanesi de yine temel yapıydı ama tam değildi. Demiştim ya bunu bahsederiz diye. Tamlık nedir hemen gösterelim bakın. Şimdi bir tane sol notası vurdum. Sonra bir tane daha re notası vurdum. Bakın burada bir istirahat var fark ediyorsanız. Bir dinginlik var. Durabiliyorsunuz. Şunda da var. Değil mi? Ama şunda rahatsız eden bir şey. Bu tam değil. Evet. Müzik literatür noktasına konuşursak eğer. Hatta biz buna işte eksik beşli diyelim diyoruz yani. Değil mi? Şu tam beşli. Bak tam beşli. Tam dörtlü. Ama eksik beşli. Şimdi tam beşli dediğiniz zaman hocam tam beşliyi bir duyurabilir miyiz? Tabii şu. Ilgaz Anadolu'nun ilgaz. Duyalım hocam. Tabii. İşte bunu duyduğunuz zaman bu aralığı neydi? Tam beşli. Tam beşli. Şimdi tam dörtlü, tam dörtlü var. Hocam. Korkma sönmez bu şafak. Bizim milli marşımız. Evet. Tam dörtlü aralıkta. Burada da Mehmet Akif Ersoy'a ve Osman Zeki Üngör'e ruhları şad olsun demek istiyorum. Gerçekten harika eserler. İstiklal Marşı ile ilgili de çok konuşulacak şey var. Ruhları şad olsun. Burada da tam dörtlüde de işte korkma sönmez duyduğumuzda tam dörtlü olmuş. Aynen öyle. Ama şu yapıda böyle bir tamlık yok. O yüzden işte bu istirahat verenler tam beşi tam dörtlü olarak arel tarafından zikrediliyor. Diğer o temel olan alt tanesi bu tam dörtlüye sahip değil ama yine temel. Yani bu mevzuda budur. Şimdi bu tam dörtlü beşler var ya. İleride göreceğimiz basit makamların, 13 tane basit makam sizle paylaşacağız. Bundan oluşmasında işte bu tam dörtlü beşli özelliğine sahip olanlar işlevsel olacak. Tamamen bu 6 tanesinden olacak. Diğer 6 tanesi, onlar mürekkep makamlarda devreye girecek hepsi. Tamam mı? Totalde 12 tanesi devreye girmiş olacak. Ama basit makamları oluşturan, bu tam özelliğini sağlayan. Niye tam özelliğini sağlayan? Ön bilgi verelim basit makamlardan önce. Mesela Ras makamını göreceğiz diyelim. Bakın, Ras beşlisi gelecek. Tam beşli olması lazım. Temel makam olması için bak. İstirahat vermesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Burada istirahat verdi. Şimdi Ras dörtlüsü gelecek bak. Gördün mü? İstirahattan sonra bir Ras dörtlüsü geldi. O yüzden temel makam. Bak. Döndü. Bu şekilde bir durabildik. İstirahat ettik. Ras dörtlüsü çaldık. Geri geldik. Ras beşlisi. Ve bize temel makam verdi. O yüzden bu 6 tanesini tam olanları biz basit makamları kullanacağız. Diğer temel olan 6 tanesini iş içine katarak 12 tanesini bütün makamları oluşturmak için kuracağız. Ben şimdi bugün size bunları tek tek çalmak istiyorum. Yani 12 tane dedi. Tek tek çalayım. Bakın. İlk çargahla başlıyoruz. Çargahın kararı ile do'dur. Çargah beşlisi. Re, mi, fa, sol. 5 nota çaldık beşli. Geri dönüyoruz. Sol, fa, mi, re, do. Çargah beşlisi bitti. Tamam. Buğselik beşlisi çalalım. La'da karar eder. Si, do, re, mi. 5 nota çaldık. Mi, re, do, si. Bu duyduğunuz buğselik rengi. Buğselik dört, buğselik lezzeti. Eğer 4 ses çalarsam 4 ne olacak? Bu basit bir mantıktır. Yani işte dörtlü nedir, beş nedir diye sorduğunuzda 5 nota çalarsanız 5 de olacak. Aynı şeyi. 4 nota çalarsanız 4 de olacak. Buğseliği de çaldık. Kürdiyi gösterelim. O da la kararlıdır. Bakın. Dörtlü çalmış olayım. Hava değişti değil mi bak? Başka bir hava. Bu kürdi malzemesi. Üçü bitti. Şimdi rast var. Rasta sol de kare eder. Beşli olarak çalıyorum. Geri döndüm. Re, do, si. Bakın böyle bir neşesi var. Böyle bir karakteri var. Uşak la da kare eder. Bakın. Dörtlü olarak çaldık. Hüseyin'i makamını anlatırken de bunu vurgularız ayrıca.
Ama şimdi ön bilgi olsun. Hüseyini perdesi vardır. Mi notasında biz Türkümüzde Hüseyini perdesi deriz. Görsellerden siz de yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi paylaştım. Burada kıymetli arkadaşlarımız inşallah onları koyacaklar. Mi o kadar kuvvetli bir kavramdır ki bize Mi'ye tekabül eden Hüseyini. Uşağı beşli olarak çaldığımızda ona biz Hüseyini beş sisteme başlarız. Bakın. Do, re, mi. Hüseyini beşlisi. Geri döndüm. Bunu dörtlü olarak çalsaydım uşak dörtlüsü olacaktı. Bakın. Uşak dörtlüğü. Evet, geldik Hicaz'a. Hicaz'a. Altıncısına geldik. Tam dörtlü beşleri tamamlıyoruz. Hicaz'da böyle geniş bir aralığa sahiptir. Artık aralık derler. Şudur. Hicaz dörtlüğü. Fark ediyor musunuz? Böyle bir açıklık geldi ortada. Bir tane daha nota basarsam beşli olacak. Hicaz beşliği. İşte bakın bu 6 adet yapıyı birbirine eklediğiniz zaman 8 ses meydana getirirsiniz ve basit makamlar elde edersiniz. Basit makamlar bunların dışında hiçbir malzeme kullanmaz. Bu 6 yapıyı biliyorsanız bütün basit makamları bilirsiniz. Hatta makam üretebilirsiniz bile. Üretebilirsiniz bile. Bunu da ileride konuşacağız set olgusunda. Şimdi diğer altısını çalalım. Şöyle bir örnek vereyim. Bakın şimdi Nigris çalalım diyelim. Bakın. Dörtlü. Bak burada kaldı. Peki şu aralığı hatırladınız mı? Bak tam bir aralık yok. Gördünüz mü dörtlü olarak? Evet. O yüzden diğer bazı dörtlü beşli olarak zikrederler bunları ama temel eklerinden bir şey kaybetmezler. Nigris beşlisi. Geri dönüyorum. Bu Nigris havasıdır. Dörtlü olarak çalarsam. Nigris havasıdır. Sonra neye bakalım? Sabaha'ya bakalım mesela. Çok karakteristik bir hava yine. Şöyle bir ses var. Yani şu la, buradaki tamlık nerede? Bu nerede? Re bemol gelir notada. Sabaha perdesi deriz ona. Türk müziğinde çok kullanılır bu. Hep kulaklığımız olan bir şeydir. Nigris sabahı gördük. Segah görelim. O da çok kendine has bir havası vardır. Si de kare eder. Segah beşlisi. Bakın segah. Hatırladınız mı? İzlerken hep bu müziği duyduğum zaman çok hislenirim. İşte bu segah havasıdır biliyor musunuz? Yani segahta böyle bir, ne diyeyim size arkadaşlar, temel yapılar ya bunlar. Biraz insan duygusunu da konuşalım. Segahta böyle bir romantik, hüzünlü ama böyle vakarlı bir hüzün vardır yani segahta. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapısı. Sabah, mesela nasıl tanımlayabiliriz? Sabahta bir ölüm havası. Kim ne derse kutsal. Evet, kutsal. Kutsal duyguları mistik. İfade etme tabii. Niye duygular konuşuyorum? Çünkü biz artık bu çağda müzik argümanlarını, müzik araçlarını da insan duygusunu kale alarak yapıyoruz. Dikkat edin bütün sektörler. Hangi pazara giderseniz gidin, insanı ağlatabiliyorsanız, insanı güldürebiliyorsanız. Hocam, o noktada burada bir dahası var. Evet. Astroloji bile hangi burcun hangi makamı dinlediğini ve hangi makamdan hoşlandığını araştırıyor. Tabii. Veyahut da müziğin şifasını araştıran, nörolojik olarak müziğin nörolojiye faydaları artık kanıtlanmış durumda ki bunu İbn Sina, Farabi zaten şifanelerde yıllarca kullanmışlardı. Müziğin sadece işte böyle enstrümanla alakalı değil, tıp alanında bir sürü faaliyetleri de var. Hani dedin ya insan duygularıyla alakalı hocam. Burada çok önemli. Yani bir sabah duyduğunda İşte sabah ezanı duyduğunda ne yapıyorsun? Bir, değil mi? Bir ürperiyorsun, bir kalkma ihtiyacı duyuyorsun. Yarı ölümden kalkıyorsun, uykudan kalkıyorsun. Onun için çok önemli duyguları seni bir anda böyle çocukluğuna götürebiliyor. Tabii. Bir anda alıyor mesela bir dağ başına götürebiliyor. Tabii ki. O yüzden mesela bir tekbir duyduğun zaman bayrama gidiyorsun. Tabii ki. Kültürel kod. Itri yani ıtri. Bunlar kültürel kod. Tabii. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız.
Şöyle bir katkı yapmak isterim. Şimdi İbn Sina gibi, Farabi gibi büyük düşünürler. O zamanındaki aslında işte kainat olgusu, insan olgusu neyse o noktada bunu değerlendirip müziği bir yere koymuşlar. Hatta çok büyük ilimler arasındadır müzik. Bir bilimsel paradigma dönüşüm yaşadık. Onu da şu açıdan söylüyorum. Artık insan duygularını hakikaten muhatap almaya başladı müzik. Şöyle bunu mesela örneklendirebiliriz. Çözme germe işi vardır müzikte. Diyelim sinemaya gidersiniz, bir film izlersiniz. Veya işte evinizde, bilgisayarınızda film izliyorsunuz. Herhangi bir platformda. O sahnenin altında bir müzik var. Bu korku filmi olabilir, duygusal bir sahne olabilir. Bakın dikkat edin, artık orada hani işte bir astrolojik bir dünyada değiliz. Artık orada tamamen ben o saatimi o filmin karşısında geçirirken o duygusal arınmayı yaşıyoruz. Ve o duygusal arınmayı, o çözme germeyi yaşadıkça ben o filmi izliyorum. Gerekirse o platforma para ödüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu eğitim bizim kurumlarımızda da böyle. Yani bu talep ilişkisi artık gerçekten insan duygularını tatmin noktasındaki başarıyla doğru orantılı. O yüzden özellikle ben bu noktasına yaklaşmak istiyorum. Çünkü Arel'in de söylediği şudur. Türk müziği insan duygularını tatmin etme noktasında, karşılama noktasında sahip olduğu araçlarla birlikte Batı müziğine aslında malzeme olarak üstündür diyor. Bakın insan duygularını muhatap alma. O yüzden demin ondan bahsettim. İşte bir seyyah dinliyorsunuz. Bak o filmi izlerken ki bir durum aklıma geldi. Ben o müziği duymak için hep o filmi izlemek istiyorum biliyor musun? O sahneyi yaşamak istiyorum. Orada bir sıcak aile yuvası hissettiriyor bana o müzik, o sahne. Tamamen budur ama çağdaş müzik araçlarındaki beklenen şey. İşte Türk müziğinde 12 tane böyle araç var diyor adam ya, haklı Arel. Bakın sabaha çaldık, kutsal bir şey hissettik. Kültürel kodlarımız da öyle. Yanlış mı? Sabah ezanı hangi makamda okunmaktadır? Sabah makamında okunmaktadır. Boşuna mı? Kültürel kodlarımız o kutsallığı veriyor bize ister istemez. Bir tane daha çok önemli bir yer var hocam. O kadar böyle heyecanlandık ki. Hı-hı. Mesela Hababam sınıfında işte bakarsınız Hicaz bir eser var. Bunu yavaş çaldığınızda hüzünlendirir. Hızlı çaldığınızda neşelendirir. Aynen öyle. Ve zordur yani böyle aynı Hı-hı. makam içerisinde bunu sağlayabilmek çok zordur. Aynen. Bunu çok güzel kullanmışlar. Aynen. Büyüklerimiz, kompozitörlerimiz ve yani bize aslında makamsal müziği batıdan ayıran şey de bu. Evet. Biraz kültürel kodlara hitap etmek. Kesinlikle hitap etmek bu aracın çokluğu işte. Çokluğu. İşte demin Nikris çaldık. Nikris hakikaten bizim Ege yöresinde daha evet. çok bu efelik duygularını ifade Zeybek, eden Efe. Değil mi? Zeybek o ritmik yapılarla evet. birlikte bakın neler sayıyoruz bak. Majör minörün iki tanesinin dışında neler saydım bak size. Arel'in öngörüsünün başarısını bir düşünün lütfen. Seyyah dedik ayrı bir şey var. Uşak diyorsunuz. Uşak da böyle bir Uşak Hüseyin'i Anadolu'ya götürür. O Anadolu'nun kendine ait bir kemalatı vardır. Bir ahli cenaplığı vardır. Onu hissedersiniz. Bir aşk edebiyatı vardır. Uşak Hüseyin'i de bunu çok rahat hissedersiniz. Anadolu'daki tınısını hissedersiniz. 12 tane araçtan bahsediyoruz böyle. Bakın dikkat edin. Ve bunun çok seslendirilebileceğini söylüyor Arel. Yani çağdaş bütün argümanlarda bunun kullanılabileceğini. Ne duruyorsunuz diyor. Niye kullanmıyorsunuz? 1948'de seslenen bir adam var. Bu adam boşuna seslenmiyor. Hala onun müzik yazısını kullanmaktayız. Hiç olmazsa bilelim. Madem kullanıyoruz. Bu adam ne demiş ya yani. Evet, değil mi? Bir katkısı evet. olur. Çaldık. Nikriz de çaldık. Segah hatırlayabildiklerimi hafızamı yanıltmasın. Segah'da Hüzzam var. Segah'ın kardeşi. Segah çaldık. Şurada böyle bir Hicazlı yaparsak Segah'ı Hüzzam olur. Budur. Beşli olarak çalayım. Si, do, re, mi bemol, fa diyez, mi bemol, re, do, si. Bir koma si bemoldür. Bu da Hüzzam beşlisidir. Pençgah beşlimiz var bir de temel yapılardan. Onu da gösterelim. Rast'ın bir kardeşidir bu. Bakın Rast gibi çıkarız. Böyle bir do diyez koyarız burada. Şöyle böyle bir yapıdır bu. Bakın. Do natürel çalsam rast olur. Bakın. Do diyez çalarsam pençgah. Bir daha çalıyorum. Do diyez. Böyle bir duyumdur. Evet. Bu videoda 12 tane temel aracı ki bunların 6 tanesi tam dörtlü beşli. Temel makamların tam dörtlü beşli oldukları için temel makamların oluşumunda sadece onlar yer alacaklar. Diğer altısı da temel dörtlü beşli ama tam özelliği göstermiyor. Onlar da bütün makamların içerisinde yer alacaklar. Ve bu 12 tane dedik ya Lego parçası gibi.
parçanın dışında, birbirini ekleyerek yapılmanın dışında Türk müziğinde başka bir durum yoktur. Bunları çok iyi bilirseniz bütün makamları çok iyi bilirsiniz. O zaman burada şunu diyebilir miyiz hocam? Temeli çok sağlam attık. Kesinlikle. Üzerine katları çıkmaya başlayacağız. İnşallah. İnşallah. Efendim, bir sonraki bölümde artık makamlarımızla beraber ve çargah makamıyla beraber buluşmak üzere. Hoşçakalın.